dünyaya Kütahya. Kütahya'nın dünyada marka olduğu Çini ve el sanatları ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kütahya Belediyesi Simpaş, Bilecik Şeyh Edebali, Sakarya ve Dumlupınar Üniversiteleri Etik Kurulu, Çinikop El Sanatları Eğitim Merkezi tarafından desteklenen Santez Projesi Değerlendirme Toplantısı belediyemize ait Yeni Kültür ve Ticaret Merkezimizde gerçekleştirildi. Santez Projesini tanıtmak üzere konuşmacı olarak katılan Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça, "Dünyaya açılan bu projemizi sizlere tanıtmak istiyorum. Amacımız başta Çinimiz olmak üzere Çin'i kültür, sanat ürünlerimizin üretimden müşteriye ulaşıncaya kadar teknolojik altyapı ile dünyaya açan bir projedir. İnternet ortamında sanal mağazalar kurularak tek elden dünyaya açılacaktır. E-tabanlı satış ortamında alınan sipariş istenilen miktarda vaat edilen sürede kalite güvencesi ile birlikte satışı da gerçekleştirilecektir. Geleneksel ürün dışında pazar müşteri talebine uygun kalıp atölyesi ile özgün modellerin seri üretim mümkün olacak. Hedefimiz mimaride Çin'i porselen kalitesinde mutfakta Çin'i yaygınlaştırmaktır" dedi. Bu proje belki zaman içerisinde basında değişik şekillerde bunları anlatmaya çalıştık ama bir kez daha kısaca hatırlamak gerekirse Santez biliyorsunuz Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın ve Kütahya Belediyesi'nin finansal kaynağını bulduğu Simpaş şirketi marifetiyle yürüttüğü bir proje. Ama bu projede tabii ki proje ortaklarımız var. Proje ortaklarımız kimler? Dumlupınar Üniversitemiz, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi. Üç üniversitemiz de ortak çalışıyor. Yani bilime, teknolojiye dayalı bir proje. Bu projede neler vardı? Çiniciliğimizin sorunlarını masaya yatırmıştık. Bu projede Kütahya'daki çinicilik merdiven altında pazarlamadan tutun, tanıtımında ve satışında hatta geleneksel ürünlerin dışında bir takım çözümlerin bulunması gerekiyordu. İşte bu anlamda Santez projesi yine e-tabanlı dünyaya açılan bir proje halinde yazılımlarıyla, özün kalıp ve diğer sipariş sistemleriyle gerçekten ileriye yönelik bir inovatif bir projedir. Bu anlamda çok değişik etkinlikleriyle proje içerisindeki kaynakları akılcı kullanarak bugün iyi bir noktaya geldi, uygulamaya geçtiler. Artık internet üzerinde Alaaddin Gentere, Alaaddin Orktere, öyle mi? Evet hocam. Şimdi bu sanal mağazalarımızda artık yöresel ürünlerimizden özellikle dünya markası Çin'imizle birlikte diğer tıbbi bitkiler ürünlerimiz ve bunun yanı sıra olabilecek gelecekte birçok el sanatlarımızı da burada değerlendireceğiz.